burada hem tüm Türkiye'de hem de tüm dünyada olduğu gibi biz de Rotterdam'da Berk'in kardeşimizin ölümünün üzerine toplandık. Hepimiz sorumluların kim olduğunu biliyoruz. Onları unutmayacağız, affetmeyeceğiz. Hesabını soracağız. Hepimizin ciğeri yanıyor ama Berk'in unutulmayacak. Buradan ailesine Rotterdam'dan, Hollanda'dan sevgimizi yolluyoruz. Acımızı beraber paylaşıyoruz. Dayanışmayla. 16 Haziran günü 2013'te Berkin Elvan AKP'nin katil polis tarafından hedef alınarak gaz fişeğin kafasına isabet etmesiyle vuruldu. O günden bu yana Berkin Elvan komada yatıyordu. Tam 269 gün Berkin Elvan komada yatıyordu. Ve bu sabah aldığımız habere göre sabah saat 7'de Berkin Elvan şehit düştü. Biz bugün burada Anadolu Gençlik olarak Berkin Elvan'ı sahiplenmek için hep birlikte toplandık. Çünkü Berkin bizim umudun çocuğudur. Berkin Ok Meydanı'nın yiğit evladıdır. Ve hani dediğimiz gibi 14 yaşında bir direnişte, 15 yaşında bir kahraman gibi öldü Berkin Elvan. Wij hebben vanmorgen trieste berichten ontvangen van de dood van Berkin Elvan, 14 jaar oud. Wij zien hem als het achtste slachtoffer van de Gezi-protesten, van het geweld, van het politiegeweld dat Turkije heeft meegemaakt tijdens de Gezi-protesten. Berkin Elvan heeft meer dan 200 dagen, 260 dagen in coma gelegen en heeft vanmorgen uiteindelijk de dood gevonden. De moordenaar die kennen wij, dat is de Turkse staat, dat is Erdogan. En we zullen hem blijven herdenken, we zullen de slachtoffers blijven herdenken totdat alle verantwoordelijken berecht worden. Başta tüm halkımıza başsağlığı diliyorum. Bugün yine acı bir gün yaşadık. Annesinin acısı bizim de acımız. Buradaki Türkiye ve Türkiye Kürdistan'da kaybettiğimiz tüm evlatlarımızı saygıyla anıyorum. Bugün burada bulunmamız bir faşist devleti mahkum etmemiz ve bu mahkumiyeti o yoldaşımız uğruna bir mücadeleyle sonuçlandıracağız. Bu mücadele bir iktidarı hedefleyecek, bir devlet aygıtını hedefleyecek. Burada söylenecek fazla bir şey de bulmuyorum. Yani tek esas yapmamız gereken örgütlü mücadele içerisinde şekillenmek ve bu örgütlü mücadeleyi esas kılabilmek. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün Gezi direnişinde bir insanımızı daha kaybettik. Daha doğrusu bir çocuğumuzu daha kaybettik. Onun acısıyla bugün Hollanda'nın Rotterdam şehrinde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Üzüntümüz çok büyük. Ailesiyle üzüntülerini paylaşıyoruz. Katilin kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Er veya geç onlardan hesap sorulacağını da biliyoruz. Onun için bugün burada bir aradayız. Öyle başladı tabii yani. Berkin'in vefatıyla başladı. Zaten ya doğrusu bekliyorduk hani kaynaklardan sürekli bilgi aldığımız için. Zaten 16 kiloya düşmüştü çocuk yani. O yüzden o kadar zayıflamış, o kadar vücudu zayıflamış bir insan için zaten hani bu haber ya bugün ya yarın diye bekleniyordu. Ama bir umut işte ya yani umut. Ama tabii bugün öğrenince sabah bütün dünyayı alt üst oldu.
Ondan sonra Twitter'ı açtım. Twitter'dan işte baktım insanlar ne yazıyorlar, ne yazabilirim ben de diye. Ondan sonra baktım olacak gibi değil. Dedim ben bir şey yazacak bir şey yok. Yani ağla ağla. Nereye kadar yani? Sokağa çıkalım. Ben Lahey'de yaşıyorum. Hollanda'nın Lahey şehrinde. Büyükelçilik, Türk Büyükelçiliği var burada. Bir A4 kağıdın üzerine Berkin Elvan yazdım. Gittim oraya. Bu adam da benim kucağımdaydı. Bir saat falan da kaldı sağ olsun ama soğuk tabii. Sonra eşimle beraber ayrıldılar. Ondan sonra ben orada durdum. Dururken Büyükelçiliğin önünde bir tane büyük bir Türk bayrağı var. Ben de çok böyle milliyetçi bir insan değilim. Yani küçükken böyle büyütülmüş olsam da annem babam memur benim. Ama ona rağmen bazı şeyleri kırdım. Çünkü bazı şeyleri sorguladım vesaire. Ama bugün o Türk bayrağının önünde dururken, içeride devlet görevlileri varken şunu düşündüm. 14 yaşında bir adam öldürüldüğünde o bayrak yarıya inmiyorsa ne için inecek başka? Yani bunun bu yasın başka bir açıklaması yok. Bunu hep beraber paylaşmayacaksak eğer bizi bütünleştiren şeyler bunlar değilse, o zaman ben anlayamıyorum. O zaman ben bazı şeyleri paylaşamıyorum demektir.